Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız GOLİVA.com'un ve Kayseri Üzülme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Bu arada çok güzel bir yerden Öğretmenler Günü ye hediyesi aldım arkadaşlar. Ee, Kahveci Bey firmasında. Çok hoş bir hediye olmuş oldu. Yani Fenerbahçemizin <laughs> doğru logosu, doğru logo kullanımı için. Ama üstündekinde yıldız yok. Üstündeki antrenman, geçen sezonun antrenman e, tişörtü arkadaşlar. Kahveci Bey'in kahvelerini de inşallah Fenerbahçe galip geldikçe sevgili yönetmenimiz içeride hazırlasın. Her galibiyette bir tane kahve içelim. Nasıl olur? Valla bence mantıklı olur. Açıkçası bir bakalım. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin galibiyeti dedim de aklıma iyi geldi. Avrupa kupalarında şu ana kadar çıktığı 264 maçtan 104 galibiyet elde eden Fenerbahçemiz. Rudokores'te mağlup etmesi durumunda. Türk takımlar arasında Avrupa kupalarında galibiyet sayısı mağlubiyet sayısından fazla olan tek takım olacak. Ve Fenerbahçe bunu yapamazsın diye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakemler ve diğer müsabaka görevlileri hakkındaki açıklamalar sportmenliğe aykırı hareket ve hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edilmiş. İşte işte yapılan açıklama diyor. Ali Yıldırım Koç A Spor kanalında yaptığı konuşmalarında Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu yap Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmasında daha e, futbol kurulu hakem ve diğer müsabaka görevlileri falan filan şeyi çok merak ediyorum. Trabzonspor başkanı da muhtemelen buraya şey yapmıştır, sevk edilmiştir çünkü o da hakemler için hani ahlaksızlık, alçaklık falan filan bir şeyler demişti. Öyle hatırlıyorum açıkçası ama yine de bilmiyorum arkadaşlar. Bu arada <laughs> ben bu videoyu çektiğim sıralarda 61 bin olmak üzereyiz. Videonun içerisinde 61 bin olursak Dikkatimden kaçarsa bilginiz olsun arkadaşlar. Ve maç günleri olabildiğince oynatma listesi açalım. Maç günlerinden hariç de açın. Çünkü transfer sezonuna girdik. Sonra ben duyum verdim. İşte üyelere niye verdim? Ben de keşke üye olsaydım demeyin. 15 lira verip ya üye olup ya da bol bol video izleyin de hediye üyelik verdiğimizde size de gelsin. Şimdi Fenerbahçe bize bugün akşam bugün gece yarısı Osterwolde Crespo'nun oynaması bekleniliyor. Yan yana stoper ikilisinde. Eee ya çok ilginç iddialar var. Bu arada şey maçı çek ya Futbol Federasyonundan Ondrej Berka yönetecekmiş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Ee, Fenerbahçemiz aynı zamanda Trabzonspor maçındaki çirkin ve küt tezahürat saha olayları nedeniyle Emir Yolaç e, yöneticimiz hakaret nedeniyle oyuncumuz Mert Hakan yanında Sport Ben aykırı hareket nedeniyle sevk edilmiş. Zaten Mert Hakan'dan bir hayır gördüğümüz yok. Oynamadığı yerde sarı kart gören futbolcu. Belli mi olur yani? Ha şunu da söyleyeyim ben. E, Samet Akaydın ve Mert Hakan için bir müjde olabilir Fenerbahçe'de. E, Fenerbahçe'ye müjde olabilir. Yani yakın zamanda konuşuruz bunları. Neyse. Ferdi Kadıoğlu istese bu sene de giderdi. Çok isteyeni vardı ama Ferdi bir söz verdi. Fenerbahçe'yi şampiyon yapıp ayrılacağım diye diyor. Yağız Sabuncuoğlu. Şimdi Ferdi Kadıoğlu demişken hemen bir şey açalım. Bu arada Mert Hakan Yandaş'ın şeyini de unutmadan söyleyeyim arkadaşlar. Yani kendi etti, kendi buldu. Maçın sonunda Trabzonspor'lar seviniyor. Oraya müdahale etme peşinde. Ya kazandıktan sonra küfür, hakaret olmadıktan sonra tabii sevinecek takımlar. Ya, Fenerbahçe orada kazansa engelleyecekler mi? Sıkıyorsa engellesinler. Aynısını onun için de derim. Abi Fenerbahçe ya, Trabzon'da kazanacak, kutlama yapacak birileri engel olacak. Yok öyle bir dünya. Sen burada kazanıp yapıyorsan Fenerbahçe'de orada yapacaktır. Ferdi Kadıoğlu canlı canlı izlediler. Onayı verdiler. Avrupa devlerinin radarına girdi. Trabzonspor maçında scout ekipleri gönderildi. Baba Kadıoğlu aslında ayrılık sinyalini vermişti. Sırada Ferdi var. Son iki sezonda kariyerinde ciddi bir çıkış yakalayan Ferdi Kadıoğlu geçen sezon üzerinde teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi olmuştu. Portekiz'de hocayla birlikte hem fiziksel olarak hem de oyun görüşü anlamında gelişim gösteren 24 yaşındaki oyuncu yükselişini sürdürüyor. Son yıllarda transferde Avrupa'ya birçok futbolcu gönderen Fenerbahçe'de muhtemelen sırada Ferdi var diyor. Babası ne demişti peki? Beyaz TV açıklamalarda bulmuştu babası. <laughs> şampiyon yapacağız ve gideceğiz demişti. Yani kısa ve net olarak bu cümleyi kurmuştu. Hani bu sene o sene olacak Fenerbahçe şampiyon yapacağız ve gideceğiz demişti. Almanya, İspanya gibi şeyler istiyor. Ee, arkadaşlar Arsenal, Uluslararası Scout Şekil, Romain Parade. Son oynanan 3-2 kaybeden Trabzonspor maçında Ferdi Kadıoğlu'nu izlemiş ve olumlu rapor vermiş arkadaşlar. Sports Digital'in duyumları bu şekilde. Benim duyumum değil onların duyumu. E, devre arasında zor. Ocak ayında Fenerbahçe'nin çok fazla futbolcu gönderme kültürü yok. Bunu zaten siz benim kadar iyi biliyorsunuz. O yüzden çok detayına girmiyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Baba Ferdi Kadıoğlu biz Fenerbahçe'ye şampiyon yapacağız gideceğiz diyor da size bırakmazlar. Orada da öyle bir dümen var ki size kalmaz açık söyleyeyim size yedirmezler yani. Sebebini de zaten anlatmama gerek yok. Mesela Şansal Büyüka ne diyor? Bağdat Caddesi'nde önemli bir kafede servis elemanı yanıma geldi. 3 tane hakem burada iki saat bahis konuştu dedi. İsimleri ısrar etti mi söylemedi bir servis elemanı tanıdığına göre herhalde sıradan hakemler değil. Bilinen hakemler olduğu için bir servis elemanı bunları tanıyor. Türkçesine Üç hakem iddia konuşuyor. Yani şöyle düşünün arkadaşlar. Teşbihde hata olmasın. E, üç tane savcı bir araya geliyor. Diyorlar ki Dilan Polat'ı nasıl kurtarabiliriz? Lan aynen böyle bir şey ya. <laughs> yani olmayacak şeyler. Gerçekten bak. Abi iddia. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bir insan ortaya bir iddia atıyorsa ya soruşturun ya soruşturun ya da Deyin ki biz hiçbir şeyden anlamıyoruz. Çekilin çekinin kenara. ne ideli oğlu. Bir de şapka takıyorsun Yusuf Günay. Haram zıkkım olsun. TFF'nin sana tavsiye ettiği araç ve şoförle aşı olduğun takımın maçına gidiyorsun. TFF'de başkan vekilisin. Bir tane Fenerbahçe veya Beşiktaş maçına gittin mi demiş. Gidemez. Artık gidemez. Gitmez de gidemez de. Yani. Atilla Salahi eski takımı Fenerbahçe'ye önerildi. Arkadaşlar Buyurun yorumlara. Buyurun arkadaşlar. Tebrik etmeyecek misiniz? Ben size bu duyumu çok önceden verdim. Rogun temsilcisi. Selahattin Baki ile görüşerek Atilla Salai'yi Fenerbahçe'ye önerdi. İşte görüşmenin detayları. Aslına bakarsanız. Bak Atilla Salai. Durduk yere değil bu öneri. Devre arasında stoper, tra transferi yapmak isteyen Fenerbahçe'ye sürpriz bir öneri geldi. 12 milyon euroluk bonservis bedeliyle Hoffenheim'a satılan Atilla Selahin'in menajeri şirketi Rogo'nun temsilcisi Selahattin Baki ile görüştü. Macar oyuncuyu ister misiniz? Dedi. Bizimkiler de yok biz Macar Salah'ı isteriz dedi. Bundesliga'da sadece 3 maç. Salahin'in 10 hafta geçen Bundesliga'da sadece 3 maçta sahaya çıkabildiğini sadece 1 maçta 90 dakika sahada kalan Salahin'in mutsuz olduğundan bahsetti. Fenerbahçe'yi özlediğini söyledi. Peki Fenerbahçe ne yapacak? Kiralayabilir Fenerbahçe. Ali Koç İsmail Kartal'la görüştü. Mario Branco da konuya dahil edildi. Devre arası için farklı öneriler kiralama olabilir diyorlar. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Bak içinde bulunduğumuz mali durumu hepiniz biliyorsunuz. 2.6 milyon euro alıyor Luan Perez. Yani yarım sezonluk maaşı 1.3 milyon euro. Atilla Selayi ikinci yarı Fenerbahçe'de kiralık olarak alsak maaşını Hoffenheim ödese Luan Perez'i de kiralık olarak bir takıma göndersek maaşını o takım ödese kar mı zarar mı bence kar 1.3 Lan bir de şunu anlamıyorum 40 maç oynuyor derim sakatlanmıyordu ya Atilla Selayi hatırlıyor musunuz? yani sadece 3 maç oynadı başarılı transferlerden bir tanesi Salay'den mesaj geri gelmesi şu bu. Arkadaşlar bu bize önerildi. Bilginiz olsun. Ben kolay kolay e, size yanlış duyum vermem. Hadi yani bana gelen aktarım. Atilla Salai bize önerildi. İsmail Kartal ne Atilla Salai'yi ne de Emir Ortakaya'yı yeterli bulmuyor. Bilginiz olsun. Yani yeterli bulmuyor. Fenerbahçe seviyesinde görmüyor. Ben bu kadar söyleyebilirim. Hani başka da bir şey söyleyemem. O yüzden de falan beklemeyin. Ha az önceki saydığım ihtimal olsun ister misin? İsterim. Yeminle isterim. Luan Perez gitsin salayı gelsin. En azından yedekte hani en azından yedekte oynayabilecek bir isim dursun. Allah aşkına Serdar Aziz'i yedekte tutuyorsun. Ha, oynamadıktan sonra niye yarar? Ben şeyi çok merak ettim Beştaş'ta. Tayyip Talha Sanuç'u çok merak ettim. Hani oynuyor mu, oynamıyor mu, sakat mı, değil mi? Vallahi çok merak ettim. Hani antrenman eksikliği, geri dönüş bilinmiyor. Oynama izni yok UEFA Konferans Ligi'nde. Bir sakatlığı vardı değil mi? Oynayamadı. Yani bu sezon hiç yok. Mesela benim çok yetenekli bulduğum isimlerden bir tanesiydi. Tayyip'i 1.5 milyon euroya verdiler Beşiktaş'a. Adana Demirspor. Fenerbahçe'ye gelince Samet'i 3.7'ye verdiler. Ki Samet Akaydın'ı da isteyen kulüpler var. Yok değil. Hem Samet Akaydın hem Mert Hakan'ı devre arasında bir bakmışsınız. ikisi birden gitmiş hem de oynama garantisiyle hem de bilindik bir kulübe bilindik bir teknik direktöre yani öyle Bu arada 60.998 abone 60.998 her an burası 61.000 olabilir. Hey, arkadan müzik çalarsa şaşırmayın. Fenerbahçe'den orta saha hamlesi Salih Özcan. Evet. Evet sevgili arkadaşlar hangi kanalda bizi izlediyseniz hangi şehirden izliyorsanız orta sahada sıkıntı yaşayan Fenerbahçe. Lan orta sahada sıkıntı yaşamıyor Fenerbahçe. Orta saha sakatlarından dolayı sıkıntı yaşıyor Fenerbahçe. Yani tabirlere bak ya. Allah'ım ya Rabbim. Gerçekten tabirler var ya efsane ya. Bu arada sağ elimle tutuyorum. Sol elimle ben içemem yani böyle bir şeyim yok, vasfım yok. Bilmiyorum siz neyle içersiniz? Hani solla ben bir şeyi beceremem yani şeyim. Şimdi Salih Özcan. Hızlı bir şekilde okuyayım dur. Orta saha sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe devre arasında Dortmund forması giyen milli oyuncu Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istiyor. Fenerbahçe'de orta saha için yeni bir isim gündeme geldi. Salih Özcan. TRT Spor'da yer alan habere göre. Fenerbahçe devre arasında orta saha oyuncusu Salih Özcan'la güçlendirmek istiyor. Orta sahada Fred'in sakatlığı. Respo ve Zays'ın yetersiz bakiye içe şey, yetersiz performansı o bölgede sıkıntıya yol açtı. Tomut adımlar atılacak. Atılacak, atılacak. Atıl hani böyle bir yankı da yapsa daha hoş olur gibi geliyor. Şimdi <laughs> Ah, ah benim lafımı zamanında dinleseydiniz öyle olmazdı. Her şey benim lafımı zamanında dinlememeniz Bakın arkadaşlar. Eğri oturalım doğru konuşalım. 13 milyon euro yazıyor hanesinde. 25 yaşında. Buraya kadar sıkıntı yok. Çocuğun oynadığı maç sayısına dakika sayısı süresine bakalım. 10 maç 660 dakika 5 milyon euroya almışlar. <laughs> Bir sezon önce Köln'den. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde 227 dakika oynatmışlar. Bundesliga'da 343 dakika. Alman Kupası'nda 90 dakika. Yani sakatlığı... Formsuzluğu vesaire olmadığı müddetçe Banka oynattığı isim Çok ama çok merak ediyorum Hakikaten çok merak ediyorum Ne ile alma fikriniz var 1 2 Şimdi Montella kadar futboldan anlıyor musunuz bilmiyorum Ben şahsım adına söyleyeyim yani eleştirdiğim zamanlar elbette olur Fenerbahçe teknik direktörlerinde başka takım teknik direktörlerinde Elbette eleştirebilirim Sıkıntı değil Ancak Montella İsmail Yükseli direkt ilk 11 oynatırken Salih Özcan onun yedeği olarak tutuyor. Yani Türkçesi şu Türkçesi şu adam as olarak İsmail Yükseli oynatırken biz İsmail Yükseli beğenmiyoruz. Acaba bizde mi sıkıntı var? Ya yani bunu da düşünmekten alamıyorum kendimi. Son adımlar atılacak. Şöyle yapacak. Dortmund'da bu arada toplam 45 maça çıkmış, 2 asist yapmış. Vallahi arkadaşlar ben Salih Özcan'ı, Mali Özcan'ı beklemeyin diyorum. Asla gelmez diyorum. İddiaya girmeye de hazırım. İddia ne kadar da haram olsa da ben o kadar eminim kendimden. Fenerbahçe ve Galatasaray'a transferde dişli rakip. Dişli rakip, dişli rakip, dişli rakip. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bakın Galatasaray'ın sosyal medyada böyle bir troll ordusu var ki. Hani oraya Allah bir yazsan bir Galatasaray hesabı da çekiyor, Hayır Allah dört tanedir dese. Aşağıya 15 tane yorum geliyor. Dört diyorsa dörttür. Sizinki de kitapsızlar. Siz mi Müslümansınız biz mi? En Müslüman Galatasaray'dır. Dört tane vardır yazıyorlar. Çok güzel bir troll ordusu var. Herifler kendi futbolcusunu yerin dibine sokmuyorlar. Çok kötü de oynasa sokmuyor. Berbat da oynasa sokmuyor dürüm de yese sokmuyor. Kebap da yese sokmuyor. İşte hamburger de yese. Yani herifler kendi futboluna sahip çıkıyor. Biz de şöyle bekliyorlar bak. Hadi lan taca at. Hadi bir taca at. Hele bir taca at sen. Sen o topu bir taca at bakalım. Taca attı. Bu çöp. Bunu kim aldı? Bunu mu rahat görüyorsunuz Fenerbahçe? Fenerbahçe seviyesi bu değil. Topu taca attı. Taca attı. İnanabiliyor musunuz? taca attı. Ya bu neyin öfkesi? Bu neyin marjinallik çabası? Harbi söylüyorum neyin marjinallik çabası? Ya ayıptır, günahtır ya. Günahtır abi. Gerçekten günahtır ya. Neyin marjinallik çabası? Fenerbahçe futbolcu bir şey yap. Bak Osterwold'e ben çok beğeniyorum. Solbek oynadığında da beğendiniz değil mi siz de? Beğendiniz. Ama de olağanüstü Solbek oynuyor. Bana kalsa büyük salaklık yapıyoruz. Çok büyük salaklık yapıyoruz. Bana kalsa Osterwolde'yi sol bek, Ferdi'yi de sağ bek oynatırım. Osterwolde Hollanda ekolü, Tadic Hollanda ekolü. İkisinin uyumu perte çıkarır rakipleri. Sağda Ferdi'nin önünde oynayacak Türk isim Cengiz olur, İrfan olur, Emre Mur olur. İki Türk arka arkaya orasında belirlerse müthiş bir rekor oluşur. Hocam Osa'yı yedek mi kalsın? Yani o Samuel yedek kalsın demiyorum. Ben sadece bunu söylüyorum. Ferdi'den daha iyi oynarsa olsa oynasın sağ bekte. Sıkıntı değil. Ama ben Fenerbahçe teknik direktörü olsa mesela her futbolcum iyi olsa ben sağda Ferdi solda Osterwold'u oynatırım şahsen. E, kalede Livakovic derken stoperde iki tane yabancı. E, orta sahanın merkezinde bir tane Türk İsmail. Sağda bir tane Türk. Bitti. Neyse o bizim konumuz değil. Şunu da özellikle belirteyim. Ne olur futbolcularımızı çöpleme şeyine çabasına girmeyin. Futbolcuyu çöplediğiniz zaman takipçinizin arttığının farkındayım. Ve bu artan takipçilerin hepsinin Fenerbahçe olduğuna emin misiniz? Bak ben burada Ali Koç'a küfür etsem 61 bin için uğraşıyoruz şurada. 61 bin değil 610 bin bile olurum. Küfür etsem. Ama ben Fenerbahçeliyim. Bak Fenerbahçe menfaatlerine aykırı hareketini göreyim onu da eleştiririm. Sıkıntı değil. Eleştiririm. Ancak Fenerbahçe menfaatlerine aykırı hareket etmesi ne yapacağım abi? Yani karakterime yapıma sığmaz. Anlatabiliyor muyum? Şurada belirteyim. Yani garip garip işler oluyor. Enteresan işler oluyor. Fenerbahçe'de. Ha şu haberi bitirelim. Videomuzu da bitirelim. En İki takım da en kadrosuna katmak istiyor. Sürpriz bir talep talip ortaya çıktı. Hocam bu Galatasaray falan niye girdin? Herkes Galatasaray'a mı girsin? Şundan girdim. Bizimle bir şey yarıştırmak adına en şeyi e, ee, Endombili aldılar. Endombili'den Galatasaray ne aldı? Kar mı zarar mı? Bence zarar. Endombili Galatasaray'a yaradı mı? Bence yaramadı. Hakim Ziyeçk. Ya Galatasaraylılara kalsa Hakim Ziyeçk yaradı. Zaha yaradı. Öbürü yaradı. Şunu yaradı. Bunu yaradı. Adam ne diyor? Oynadı bir maçta. iki gol attı. Şimdi Cengiz Ünder 139 dakika oynamış. Bugün çıktı. 90 dakika oynadı. iki gol attı diyelim. İki gol Aa bu arada 61 bin. 61 bin. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. 2 gol attı Cengiz Ünder diyelim. maçı yaradı diyebilir misiniz? Ben demem. Bu maç özelinde evet yaradı. Ama ama anladınız mı? İşin aması var. Yani amasını mamasını Burak Yılmaz'ın tabiri amını mamını diyordu. Yani amasını mamasını geçtim. Anlatabiliyor muyum? Lütfen ama lütfen. Yani Fenerbahçe topçusuna odaklanalım. En dediğin ilgili de niye bu kadar konuştum? Abi 18 milyon euro piyasa değeri var. Ön libero yaşı 26. Nijerya milli takımının oyuncusu. İngiltere şampiyonship. yani bir alt lige düştü takımı. Bir alt lige. Oyuncu orada oynuyor mu? Oynuyor. Memnun değil. 15 maç 3 gol 4 asist. Yalnız FA Cup'ta 3 maçta 2 gol 1 asist var. Muhtemelen orada biraz skor kastım. 874 dakika 3 gol 4 asist bir ön veriyor göre gayet iyi. Zamanında 17.6 milyon euro verip aldılar. Zamanında değil mi? Tam 3 Ocak 2017'de Genk'ten aldılar. Hani en dediği Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın alması benim mantığıma yatmıyor. İmkansız diyorum. Ve Ocak'ta transfer gerçekleşebilir şöyle böyle falan filan. Premier League ekip, ekiplerinin Tottenham'da istiyormuş. Allah aşkına takımlarımızı bu kadar büyük görme çabanızı gerçekten anlamıyorum. Ya bizim takımlarımız Allah aşkına 7 yaşında çocuk. Bir Bayern Münih'te 25 yaşında delikanlı. Bir Real Madrid 25 yaşında delikanlı. Sen diyorsun ki 7 yaşında çocuk 25'liği döver. Akıllı döversin. Doğru hamleyle doğru, dö doğru döversin. Başka türlü dövemezsin. Yani doğru döversin. Bizimkiler şu anda dövemezler açık söyleyeyim. Bilginiz olsun. Yani uzun lafın kısası ben en beklemiyorum. Salih Özcan'ı beklemiyorum. Atilla Salahi'yi beklemiyorum. Mert Hakan, Samet Akaydın devre arasında gidebilir. En az ikisinden biri gider. Gitmek üzere. Gitti gidiyor nokta Ferdi bir yere gitmez. Emir Ortakaya gelmez. Ludo maçında Fenerbahçe'mize başardılar. Ali Koç sevk edildi. Osterwolde Crespo muhtemelen stoper ikilimiz. Ee, Beyaz TV Arsenal. Ferdi'yi takip ediyor. Ha şunda şu olabilir. Devre arasında bonservisinde anlaşılıp transferi gerçekleşmiştir. Futbolcu Haziran ayında katılacaktır. Bu olabilir. Hocam bizim Türkiye'ye ters. Farkındayım. Ters ama olabilir. Olmaz diye bir şey söylemiyorum. Ee, Selahattin Vaki Mario Branco Fred Crespo Zaits Wilfred Endidi. Yani durumlar bunlar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. 61 bin için teşekkürler. Maçtan bir saat önce canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.